Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Konaklı, Alanya'dayız. Mehmet Çalışkan abimizin serasını kurduk gördüğünüz gibi. Tarihimizi söyleyelim. Çünkü tarihi şu sebepten dolayı söylüyorum. Bazı açıklamalar var, onları da ekleyeceğim. Bir fragmanımız olacak. 9. ayın ortası 2023 arkadaşlar. Şimdi detayları, neler olduğunu, nasıl yapılması lazım, hangi tarihlere dikim yapılması lazım, dikimden sonra neler olması gerekiyor, bunları açıklayacağım. Ama küçük bir fragmanımız var. Kara toprak eşliğinde fragmanımızı, dikim fragmanlarımızı izleyelim. Her şeye değineceğim. Bugün Mehmet Çalışkan abimizin serasındayız. Dikim çukurlarını daha önceden hazırladık. Dikimlerimize ekibimiz devam ediyor inşallah. Güzel bir sonuç alabilmenin ilk başta gelen kural arkadaşlar dikim çukuru. Dikim çukurunuzu önceden mutlaka düzgün bir şekilde hazırlayın. Fidanlarınız ağaç olup meyve vermesini istiyorsanız bazı hususlar var. Bunlara dikkat edersek hiçbir sorun olmaz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar itinayla dikimlerini hazırlıyor. Arkadaşlar fragmanların arkasına dikimde emeğe çok geçen arkadaşlarımız oldu. Hepsine sağ olsun. Şimdi şu konu en önemli konulardan bir tanesi şu. Çünkü çok yanlış biliniyor. Hala eski düzende dikimler yapmaya çalışıyoruz. Sıcaklar geçsin, hava biraz serinlesin, ondan sonra dikelim. Bu yanlış. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Şu sebepten dolayı yanlış arkadaşlar. Mango bir turunç gibi düşünemezsiniz. Her şeyle alakalı. Bir turunç gibi mangoyu düşündüğünüzde kaybedersiniz. Mango işte olmuyor, ekiyoruz olmuyor, kuruyor. Tabi doğru fidan önce. Bunu ekleyeyim, bu doğru fidan. Bu sera komple yerli fidan. Bunun bilgisini de vereyim arkadaşlar. Çok sıcak havalarda, bu nedir 7. ayda biliyorsunuz. 45-50 dereceye tavan yapıyor sıcak. Bu sıcak havaların dışında, havalar soğumadan, 9. aydayız. Havalar soğumadan, toprak soğumadan, daha doğrusu toprak soğumadan dikimlerinizi yapın. Çok sıcak hava, o bir 30 gün 40 günlük bir süreç var. O diktiğinizde fidanlar bunalabilir. Toprak sıcak, hava sıcak, adaptasyon sürecinde sıkıntı olabilir. Onun haricinde kesinlikle kışa bırakmadan fidanlarınızı dikerseniz adaptasyonu hızlı olur. Toprak sıcak, gerekli eylemleri yaptığınızda da adaptasyon süreci, köklerin çalışma süreci daha hızlı olur. Bu konuyu özellikle açıklık getirmeye çalıştım. Çünkü çok şeyler var bu konuyla alakalı. İşte hocam sıcak soğuk. Bu konu bu şekilde. Ve mango arkadaşlar Akdeniz kıyı şeridinde, daha öncelerde söyledim, bölgelerin her yerinde, özellikle serada olmama şansı mümkünatı sıfır. Mümkünatı sıfır. Eğer olmuyorsa diktiğiniz fidan yanlıştır. Fidanınızı iyi seçememişsinizdir. Bakın mango Türkiye ekonomisine ve Türkiye tarımına yurt dışına gönderilen meyve aralarında bir numara olacak. Göreceksiniz. Ama bunlar tabi doğru yapılırsa. Ben fidancıyım. Ben fidanımı dikerim. Nasıl bir eylem yapılması lazım? Ağaç olup meyve vermesi lazım. Ben bunu yaparım. Ama bazı politikalar var. Bunlar seyredilirse dünyanın birçok ülkesi mangodan arkadaşlar gelir sağlıyor. Sadece mango. Dolayısıyla düzgün fidan, düzgün ekim, düzgün bakım. Muza verdiğiniz gıdayla bu ağaçlar olmaz. Bunu bilin. 5 sene sonra sorunlar başlar. Her zaman değindiğim gibi. Evet arkadaşlar, dikime geçelim. Dikim videolarımız oldu zaten, takip eden arkadaşlarımız bilir. Kesinlikle arkadaşlar bakın. Şu fidan toprağımız. Bakın. Yüzeyde. Siz bu fidanı eğer ki derin dikerseniz bekler durursunuz. Adaptasyon yapmadı. İşte Türkiye'de mango olmaz. Olmaz tabii, öyle olursa olmaz. Fidan seçiminizde bakın pırıl pırıl. Daha fidanlar göstereceğim. Bu örnek olarak bunu önümde gösteriyorum. Gövde pırıl pırıl. Bakın arkadaşlar aşı yerine. Yaklaş hocam.
Bu yerli bir fidan. Aşı yerini görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Patlak, çatlak, girinti, çıkıntı yok. Damar patlaması yok. Bu ağaca ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. Bu ağaç yürür gider. Gel hocam şöyle. Aynı şekilde bakın. Aşı yerini görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Gövde. Gördün mü arkadaşlar? Kalem. Vay oradan dal vermiş. Vay buradan dal vermiş. Öyle ağaçlar dikerseniz önünüze gelen beyne beyne ağacı dikersen olmaz mango arkadaşlar. Hocam şunu da göster. Kalem. Kurşun kalem gibi maşallah. Bakın. Aşı yeri tertemiz. Şöyle göster hocam. Yanında yarayı da göster. Tertemiz. Yukarıya doğru. Kalem. Evet arkadaşlar. Mango Türkiye ekonomisi ve çiftçinin ekonomisi için çok önemli. Doğru eylemlerde bulunalım. Doğru fidanlar dikelim ve hepimiz kazanalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, yapılan yanlışın bir tanesi de şu. Fidan dikiliyor, hemen tepe vurumu vesaire yapılıyor. Yanlış. Tepe vurumu önce toprak adaptasyonunu yapacak. Toprak adaptasyonunu yaptıktan sonra bu ağacı yaralayın. Yaptığınız yanlışın bir tanesi de bu gördüğüm sahada. Ondan sonra vuruyor vesaire, her şey oluyor. Yaklaşıyorum yine. Ağaçların hepsi aynı arkadaşlar. Kalem görüyor musunuz? Kalem. Aşı yeri. Tertemiz, pırıl pırıl, yerli ağaç. Dikim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu fidanımızın toprağı. Bakın. Bir de 1 TL çıktı. Muhtemelen çalışan personelimizin bir tanesinin cebinden düşme. Evet. 1 lira kara geçtik. Kalem. Kalem arkadaşlar. Kalem. Nereye bakarsanız bakın hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Evet arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet. Arkadaşlar kalem kalem. Hiçbir yere eğilme şansı mümkünatı sıfır. Gel hocam tekrar. Aşı yeri. Bakın. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Ağaç pırıl pırıl. Adaptasyonun yaptığımı tepesini vuracağız. Dallanacak. Mükemmel bir sonuç çıkacak. Evet. Burada budama yapılacak. Her zaman dediğimiz gibi teke düşüreceğiz bunu. Arkadaşlar tek gövde kalacak. Ama şimdi değil. Zamanı var. Aynı şekilde. Tepesini şu an vurmayacağız. Pırıl pırıl arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aşı yeri. Yeşil ağaç. Evet arkadaşlar. Video çekerken birçok hususu unutuyoruz. Anlatmadığımız şeyler oluyor. Lütfen. Videonun hemen arkasına. Videodan sonra bir mesaj, not yazın. Bu konuları açıklık getirelim. Birçok hususa. Ki bu ağaçlarımız kurumasın. Yazık. Seralarda görüyoruz. Yarısı kurumuş, sararmış. Mantarı mücadeleleri yapılmamış. Beslemesi yanlış yapılmış. Dolarlar şeye uçmuş. Yurt dışına uçmuş hep. İthal fidan. İthal fidan kötülemiyorum arkadaşlar. Bakın. Doğru fidan bulduğunuzda bu işin ithalı, yellisi vesairesi diye bir şey yok. Yerli fidanın ayrıcalığı nedir? Yerli fidanın ayrıcalığı Türkiye topraklarında yetişmiş, yaşlı olma şansı mümkünatı sıfır, tüp genişliği, tüp kilosu ithallere nazaran daha büyük, kök yapısı oluşup hastalıklardan arındırmış fidan. Değilse ithal fidanların düzgününü buluyorsanız, ithal fidan satan arkadaşlar belki kızabilir. Kardeş, iyi fidan getirelim. Türkiye'mizden dolarla çıkıyorsa biz de Türkiye'nin dışına dolarla meyve satalım, dolar getirelim. Bunun da tek bir yolu vardır. Düzgün fidan. Gel hocam şöyle biraz. Sağ benim yanımda, sağ solu da göster. Fidanlar görünsün. Evet. Şurada bir tane fidanımız var. Bakın şurada bir şey kırılmış. Onu da alalım hatta. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurayı makasla keseceğiz.
Evet. Yine burada fidanımız var. Kalem gibi. Tepesi vurulmamış, vurulacak. Evet arkadaşlar. Mehmet Çalışkan abimizin serası vurulumunu yaptık. Bundan sonraki bakım süreçlerini takip edeceğiz. Hastalıklarla mücadeleleri takip edeceğiz. Allah'ın izniyle memleketimize, Mehmet abimize hayırlı bir ürün verecek ağaçlar oluşturacağız. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sorularınız olursa lütfen mesaj yazmanız yeterli, cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.